İyi akşamlar, ben Hande Demirel. Ekonomik Görünüm başlıyor. Bugün Perşembe ve bugün iki değerli konuğumla birlikteyim. Her Perşembe olduğu gibi Profesör Doktor Asaf Savaş Akat ve sevgili Ege Cansen de birlikteyiz. Hoş geldiniz beyler. Hoş bulduk. Asaf Hocam İzmir'den geldi. Ayağının tozuyla evet. Stüdyoya geldi. Hatta ilk defa Ege Bey'den daha erken geldi. Merakta kaldık biz de nerede Ege Bey diye. Çünkü normalde çok çok zamanında, hatta hepimizden önce gelir. Bugün küçük bir yanlış anlama olmuş. O yüzden ama yine bile 15 dakika önce buradaydı. Şimdi bugün bir değişiklik yapalım. Tabii tabii. Sözü önce Asaf Hocam size verelim. Eyvah, ben ne yapacağımı bilemem. Hiç ben oldu. Size soracağım. Alışık değilim yani. Evet, alışık olmadığınızı yani. Biliyorum. Eyvah. Biz bugün ikimiz aramızda konuştuk. Böyle bir sürpriz yapalım size dedik. Evet, hakikaten. Çünkü geçen hafta Ankara'daydınız. Bir önceki hafta. Bu hafta da hatta bugün İzmir'deydiniz. Ege Üniversitesi'nde. Üstelik o efsane İzmir İktisat Kongresi'nin yapıldığı evet. şahane salonda evet. bir ekonomi sunumu yaptınız. Evet. Dünden bugüne Türkiye ekonomisi. Evet. Hem siz neler anlattınız hem de neler konuşulduğu bu toplantının genelinde bize biraz anlatın, oradan başlayalım. Tabii. Şimdi bir kere bir okazyon, önemli bir okazyon. İzmir'den bir profesör arkadaşımız, ODTÜ mezunu, Ege gibi iktisat bölümü mezunu. Ben bilmiyordum, Süreyya Ser'den geçtiğinde sınıf arkadaşıymış. Hı. Çok yakın arkadaşlarmış. Nitekim şeyde o yaptı yani, açılış konuşmasında Ser'den geçti yaptı. Erken yaşta aniden vefat etti. Dolayısıyla Ege Üniversitesi bu bağlamda ekonomi bölümü. Hı hı. Oradaki arkadaşları bir çalıştay zaten yapmaya niyetliymişler. Onu da onu almak için bir çalıştay organize etmişler. Yani kimin anısı ne oluyor? Osman Aydoğuş. Profesör Osman Aydoğuş. Evet, onu söylemedim mi? Söylemediniz. Ben bekliyordum araya girmeyi evet. ama Ege Bey benden önce davrandı. Evet, Osman Bana Aydoğuş. Gerek yok aslında. Siz gayet güzel yol götürüyorsunuz. Rica ederim. Kusura bakma. Hayır, çok iyi yaptınız. Çok, evet. çok değerli bir arkadaşımızdı. Bir de bu İktisat ve Toplum dergisi var. O da işte evet. Ankara'ya gitme sebebim olan Türkiye'nin en belki en önemli iktisat dergisi diyebiliriz. İktisat ve Toplum dergisi. Onun da kuruluşunda beraber çok çalıştık. Çok destek oldu o da. Ben de beraber Ömer Faruk Çolak derginin esas yönetmeni. Onun da çok iyi bir arkadaşı. Dolayısıyla yoksa ben İstanbul dışına çıkmayı pek sevmiyorum bu konuşmalar için. Ankara'ya gittim çünkü İktisat ve Toplum dergisi Asaf Savaş Akat ödülünün verilmesiydi. Ondan bahsettik. Esra Uğurlu diye Leeds'de bir çok çok yetenekli bir genç iktisatçı, kadın iktisatçı üstelik yani. Üstelik çok güzel. Evet, çok da güzel bu şeyli modeller yani ticarete konu olan mallar ve ticarete konu olmayanlar mallar ayrımı yaparaktan son derece böyle güncel, çok parlak bir şey yapmıştı. Geçen hafta da Yıldız Tekin Üniversitesi'nde böyle bir bizim Çıkmaz Yol kitabıyla ilgili şey vardı. Konu olarak çalıştaya Türkiye'nin yapısal sorunları ve çözüm önerileri diye koymuşlar. İki gün boyunca böyle 20 seans, 25 seans falan var yani farklı farklı seanslarda. Tabii açılış konuşmalarında Ser'den geçti para politikasıyla ilgili. Yani daha doğrusu 2001'deki enflasyonun düşürme sürecinle ilgili kendi deneyimlerini oradan çıkardığı derslere anlattı. Nelere dikkat etmek lazım, neler önemlidir diye. Biz de Ömer Faruk diğer panelistlerden bir tanesi teknoloji politikaları ve teknolojinin yüksek teknolojinin desteklenmesi üzerine konuştu. Ömer Faruk özellikle maliye, bütçe, kamu borcu, bankalar, finans kesimi onlara şey yaptı. Ben de bir genel çerçeve yani Türkiye nerededir, ne değildir ama esas bizim sorunumuz burada yani olduğu gibi yani biz bu dış açık ve enflasyon belasını son 50 yıldır neden çekiyoruz? Buraya geldiğimiz noktanın riskleri nelerdir? Buradan da nasıl çıkarız? Biraz onun üzerinde. Nasıl çıkarız? Böyle bir sonuç çıktı yani mı? Yani kolay çıkmayacağımızı bir kere söyledik. Aha. Burada söylediğimiz şeyler. İkincisi şu ana kadar yapılanlarla, yani bu geçtiğimiz işte 6 ayda, 9 ayda, 10 ayda yapılanların bu sorunu çözmek için yeterli olmayacağını söyledik daha şeyden. Ondan sonrası tartışılır tabii artık.
burada da tartışıyoruz yani. Evet, nasıl enflasyon sorunu nasıl kalıcı şekilde çözeriz? Nasıl Türkiye'nin diğer ülkeler olduğu gibi kendi sağlam bir parası olur? Dolayısıyla vatandaşı tasarrufunu kendi parasında tutar. Hesabını kendi parasıyla yapar. Aklı fikri döviz kurlarında olmaz. Öyle bir paraya nasıl sahip olur? Onunla beraber de tabii bunun ön koşulu ve mutlaka beraberinde gelmesi gereken şey olarak da kurda istikrar olması lazım. Kurda istikrar olması lazım. Olması için de dış açıkta dengesizlik, büyük açıkların olmaması lazım. Demek ki üçü bir arada, bunu üçüne birden nasıl yaparız, neler kullanabiliriz, hangi yöntemler kullanılmalı falan filan böyle konular derdi yani. Aslında Ege Bey'in de geçen haftadan bu yana bize getirdiği tartışma konusu da bu. Oradan devam edebiliriz bence. Ben Hasan Hoca'ya şöyle bir şey soracağım. Buyurun tabii. Şimdi gerek ben kendim konuşma yaparken, gerek konuşma dinlerken ki konuşma yaparken bir ön konferans veririm genellikle. Bunlardan bir tanesi şudur. Konferans dinlemek bir sahilde yürümek gibidir. Çakıl taşları vardır. Elini cebinde böyle şıpıdak bir terlik veya şıplak ayak yürürsün. Genellikle çakıl taşları birbirlerine benzer. Beyazdır falan filan. Ama aralarında çok güzel taşlar vardır. Eğilir bir iki tane alırsın. Şimdi konferansta böyle akar. Anlatırlar, konuşurlar falan filan. Bu renkli taşlardan cebine aldığın var mı? Bir cümle, bir kelime, bir fikir. Ya vay anasına ben bunu böyle görmemiştim. Yani buradan çıkarken, konferanstan çıkarken böyle tekrar eden lafların dışında. Yani o beyaz çakıl taşların dışında. Böyle mor, kırmızı, mavi, lacivert, parlak falan filan. Cebine alıp bir şey geldi mi? Bakayım cebinde var. Cebinde var, 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 var. Yani iki şey. Bir tanesi bakmamıştım ama bakmaya karar verdim orada Ömer Faruk dinleyince. Yani bu banka sistemi genellikle Türkiye'de işte sağlam filan deniyor. Fakat Ömer Faruk'un gösterdiği bazı sayılar biraz ayrıntıya inmekte yarar olduğunu. Hani şeytan ayrıntıda gizlidir derler. Mesela benim dikkatimi çekmemiş kamu bankalarının çok büyüdüğünü, ben o kadar yani aşağı yukarı neredeyse bankacılık sisteminin yarısına geldiklerini gördüm. Şimdi bilanço büyüklüğü, kredi büyüklüğü. Bilanço büyüklüğü, mevduat büyüklüğü, kredi büyüklüğü. Kamu kağıtlarının üçte birinin filan kamu bankalarının elinde olduğu filan gibi. Yani orada bir ben yakından izlemediğim bir verilerdi bunlar. Dolayısıyla ne önemi var bunun? Şöyle yani şimdi Türkiye'nin sık önemli bir düzeltme sırasında yani bir dengesizliği düzeltmeye çalışırken kamu tarafında rahat olması, bankacılık sisteminde rahat olması işi kolaylaştırır. Eğer orada da başka dengesizlikler varsa, sadece bir enflasyon sorunuyla değil, aynı zamanda bir de onlarla mücadele edeceğiz. Onları da çözmemiz gerekir. Ayrıca o arada enflasyonla mücadele ederken hayat belli olmaz. Bir takım olaylar olur, bir takım beklenmedik olaylar olur. Öbür taraftan çalkantı çıkabilir. Yani ek sorun aniden beklemedik darbeler gelebilir. Onun için kontrol etmek lazım, bakmak lazım diye. Bir de diğer kan arkadaşımızın da söyledi. Yani aslında gözlüyorduk da tam lafını koyamamıştık. Yani Türkiye giderek bir piyasa ekonomisinden bir rant ekonomisine dönüştü. Son dönemde. Neye dönüştü? Şu anlama yani. Giderek rant ekonomisine dönüştü. Rant ekonomisinden rant ekonomisine. Bir servet ve müteşebbisin. Ondan sonra ekonomiye ben nasıl katkıda bulunurum ki onun karşılığında kar ederimden ziyade bir şekilde kamunun yarattığı çeşitli rantlardan nasıl pay alırım? Bu her toplumda biraz kamu rant yaratır ve daima vardır da onun bir kıvamı var. O kıvamda sanki hani neredeyse 1980'ler öncelerine
doğru gittiği gibi böyle bir şey oluşmuş gibi bir intiba. Yani tam böyle söylenmedi ama yani o konuşmalardan benim aklıma gelen ortada böyle bir sorunun oldu. Yani bu tabii verimlilik arttırıcı, yani toplumu, ekonomik aktörleri verimlilik arttırıcı işlerle uğraşmak yerine var olan üretimi arttırmak vesaire, var olan üretime el koyma, yani rant peşinde koşmaya itiyor ölçüye tabii verimlilik artışında bir kösteklemiş oluyor. Onlar rant peşinde koşacak yerde verimlilik artışı peşinde koşsalardı ekonomi daha iyi performans gösterirdi. Yani iki tane şey var. Bunlar ikisini de düşünmek lazım diye düşünüyorum. Yani kontrol etmek lazım. Hakikaten o kadar rant ekonomisine dönüştü mü Türkiye? Hani Acemoğlu'nun o değil mi ayrımında böyle bir şey vardır. Yani rant yaratan ve o rantları dağıtan bir ekonomi, bir de değer yaratan, yenilik yaratan bir ekonomi. Oraya doğru geçtim. Onlara bakmak lazım diye düşünüyorum. Rant kısmını ayrıca konuşabiliriz tabii ama hani kamunun, özellikle kamu bankaları tarafını konuştuğumuz bir konu yani. Aslında son dönemde olmasa bile kamu çok ciddi teşvikler verdi biliyorsunuz özel sektöre geçtiğimiz dönemde de. Ve bunların da çoğu kamu bankaları üzerinden yapıldı. Bu tespitlere bir ekleme, bir değerlendirme yapmak tabii ister misiniz Ege Bey? Şöyle, kamu bankalarının toplam bankacılık sisteminde bilanço büyüklüğü, yani kredi verme büyüklüğü, işte para yaratma büyüklüğünün toplam bankacılığın %50'sine ulaşması bizatihi bir sorun değil, olabilir. Daha da büyük olabilir. Bankanın, yani banka sektörünün zayıflığı varlık kalitesindedir. Yani asetlerinin, yani batık kredileri var mı? Yani sorun orada lazım diyorsunuz. Yoksa krediler verdik, kredileri batık değilse büyük olsun, ziyanı yok. Yani problemin bir defa, problemin kendisi büyüklüğü değil, acaba batık kredileri mi döndürmekle meşguller? Yani kar etmeyen şeyleri mi? İşte bu zombi şirketler bilmem ne. Şimdi tabii devlet bankalarının bu konuda hata yapmış olma ihtimalleri daha kuvvetli. Çünkü biraz siyasi baskıyla, hatta birazdan da fazla siyasi baskıyla eğer kredi veriyorlarsa, o kredinin geri dönüşü, dönüp dönmeyeceğine o kadar da dikkat etmemiş olabilirler. Veya dikkat etseler de ne yapalım? Emir büyük yerden geldi. Biz yine bu krediyi verelim demiş olabilirler. Ki buna da işaret eden olayları da bir miktar biliyoruz işte. Sonunda böyle rantlar, yani imara kapalı yerleri ucuza verip sonra oraya imar durumu vererek kredi borçlusunu, aslında ödeyemeyeceği kredi almış adamı bir anda bir rant transfer ederek onun kredisini öder hale getirmek gibi, hani gözüme bak ne dediğimi anlıyorsun gibisinden onların bir kısmı kurtarma operasyonları. Şimdi bu rantlarla büyüme konusu bana derhal Zeyat Hatipoğlu Hoca'yı hatırlatıyor. Doğru. Şimdi Zeyat Hatipoğlu Hoca'nın, ben ondan bir çok Türkiye'nin önemli bir firmasıdır, reklama girmez. Sezai Türkeş Fezli Akkaya İnşaat Şirketi'nin işte böyle yeniden yapılandırılması bilmem ne. 3 kişilik bir uzman heyet olarak biz orada çalıştık beraber. Ben o zaman kendisini yakından tanıdım. İlginç bir şeydi. Hem çok velüttü bir defa. Devamlı kitap yazardı falan. 50 tane falan galiba kitabı var. Çok yani. Maşallah. Çok kitap gibi yazanlardan. Çok hızlı kitap yazardı. Küçük kitapları vardı. İşletme ekonomisine de hem genel ekonomi hem işletme. Fakat onun çok üzerinde durduğu konu, Türkiye'nin büyümenin rantlarla büyüyen ekonomi derdi Türkiye'ye. Ben de hocayla bilhassa bunu tartışmak isterdim. Yani rant aslında kamunun yarattığı bir rekabetsizliğin sonucunda oluşan kar demek.
Yani çünkü milli gelirin bölüşenleri içinde, yani faktör gelirleri içinde rant diye bir şey yok. Kar var, kira var, faiz var, ücret var. Rant yok. Rant bunlardan birinin içine giriyor. Yani karın içine giriyor. Biz o kâra baktığımız zaman diyoruz ki bu kâr kapitalist sistemin tanımladığı kâr değil. Bunun içinde rant var diyoruz. Yoksa rant diye bir beşinci faktör geliri yok. Ücretlerin içinde rantlar vardır. Mesela diploma rantları vardır. Efendim siyasette rantlar oluşur. Bazı siyasetlerde milletvekili maaşıyla ya da bakan maaşıyla değil de bazılarına saldıkları teşvikler üzerinden hediyeler alarak zenginleşirler. Şimdi peki o zaman rantlarla büyümek nasıl oluyor? Çünkü rant büyüme tarafında değildir. Bölüşüm tarafındadır. Tabii. Yani milli gelirin büyümesine rantın etkisi yoktur. Milli gelirin bölüşümünün etkisi vardır. Dolayısıyla rantlar arasında milli gelir dağılımını bozar. Yani rant bizatihi kendisi bir büyüme sağlamaz. Ama kamuya gitmesi gereken bir rant şahsa gider. Diyelim ki daha düşük gelir gruplarına gitmesi gereken rantlar az kişide elemanı insana gider. O zaman gelir adaletsizliğinin sebeplerinden bir tanesi de ranttır demeliyiz değil mi? Eğer bir ekonomi rantlarla büyüyorsa ama büyüyorsayı düzeltiyoruz. Milli gelirin bölüşümünde rantlar faktör gelirlerinden özellikle kar faktör gelirinin içine sızıp böyle oradan var efendim adam kar etmiş. Yani çünkü kar ayıp bir şey değil. Ayıp olan kar etmemektir iş hayatında. Yani aynen öyle yani, ticaret. Hatta benim karsızlık arsızlıktır derim. Çünkü karsız olursa onunla tebelleş olursun. Kredini ödemezsin. İşçine ücretini ödemezsin. Piyasaya paranı ödemezsin falan filan. Şimdi bu tabii rantlarla beraber oluşuyorsa bu büyüme olayı otomatikman milli gelir dağılımı bozuluyor demektir. Milli servet dağılımının bozulması yoluyla milli gelir dağılımı bozuluyordur. Yani zaten servet dağılımını düzeltmeden gelir dağılımını düzeltmek de bir ayrı zor. Çünkü servet dağılmış defa durduğu yerde getiriyor. Yani benim 150 tane dairem varsa, 200 tane dairem varsa yani hiç bundan sonra bir şey yapmasam bile yani zaten rant kira biliyorsunuz. Yani rent, rant aynı kelime. Rant, bakma birisi aile, birisi evle söyleniyor ama kira. Şimdi zaten bu çok ilginç bir kavramdır. Niçin buna rant deniyor? Çünkü burada da bir mülkiyet var aslında. Ne mülkiyeti var? İlişki mülkiyeti var. Yani yeni terminoloji. Evet. Şimdi birisini tanımak da bir mülkiyettir. Nüfuz. Dolayısıyla ranttır. Ve rant yaratır. Mülkiyet rant yaratır. Yani rant yaratır. Zaten İngilizce rant. İkisinde de. Biz Türkçe de kar ve rant diyoruz ama yani demek ki bir gizli mülkiyet var orada bir. Mesela diploma da bir mülkiyettir. Mesela derseniz ki bilmem ne tipi ameliyatları sadece profesörler yapabilir. Birden profesör olan tıp doktorlarının geliri artar. Yani ne yaptınız? Rekabeti bozdunuz. Yani bir tekelci bir şey yaratıldı diye. Ama o biraz yani sonuçta oraya gelmek için belli bir çaba sarf etmiş bir ama ondan emin değiliz. Belki de profesör olmayan... Ha, o ünvan nasıl aldı onu bilemiyoruz. Hayır. Gerekli mi onu da bilmiyoruz. Ha, gerekli mi? Gerekli olup olmadığını da bilmiyoruz. Yani, yani mesela... En çıplak hali bunun Ege'nin favorisi benim de çok da taksiler. Ha, evet. Şimdi en çıplak hali bu. Şimdi yani taksi sayısı sınırlandırıyorsun. Şimdi bu adam üretimden bir pay alıyor. Bunu ne karşılığı alıyor? Hizmet, taksi hizmetinin azaltıldığı için. Evet.
Yani fiilen hizmet azalıyor. Daha az üretim yapılıyor. Daha az üretim karşılığında birileri zengin oluyor. Şimdi bu finans ekonomide. Ülkiyet nedeniyle. Evet, yani şimdi orada da şöyle bir gerekçe var. Deniyor ki rant eğer bizde diyelim mesela niçin taksi plakası kısıtlanıyor? Bu ekonominin azalan verim kanununa göre yolların taşıyacağından daha fazla taksi ruhsatı verilmiyor falan filan. Ama onun beraber getirdiği bir şey var. Taksilerin alacağı parayı belediye tayin ediyor. Yani orada serbest rekabet yok. Şimdi burada ahlaksızlık nerede başlıyor? Hem sen korunmuş bir şey içindesin, hem de keşanacı o fiyata gitmem, buraya gitmem diyorsun. Yani şimdi o eğer o oyuna girdiysen sana bir nevi esir müşteri yani işte sağlanmışsa, çünkü mahkumuz biz değil mi? Yani damalı sarı taksi olacak neredeyse. İstanbul'da veya Londra'da yani, siyah evet. taksi olacak. O önemli değil. Yürüyebiliriz. Evet. kısa mesafeye. Yağmurda daha da zor olabilir. Yani, evet. Yani tabii o konu çok tartışmalı evet. bir konu. Demek ki ama... yani madem ki bu Asaf Hoca iki kavram üzerine durdu. Kamu bankalarının büyümesinin ekonomiye ne gibi zararı var? Batık krediler vermiş olabilirler. Ondan sonra bunlar kamu bankası olduğu için bunları bütçeden yani finanse şöyle, ediyor. Şöyle sorulabilir. Bu bankalar çok daha iyi yönetildikleri için diğer bankalardan değil mi? Çok daha rekabetçi oldukları için daha iyi bankacılık yaptıkları için mi büyüdüler? Yani yoksa bir takım imkanlar sağlandığı kredi vermek konusunda daha diğer bankalara kıyasla daha kolaycı davrandıkları, daha kolay kredi verdikleri vesaire. Daha eli açık oldukları. Filan evet. vesaire yani. Evet. Bizde tabii sermaye yeterliliği sorunu ortaya çıkıyor. Devlet koyuyor sermayeleri. Tabii yani orada biriken zararı sonra devlet karşılayacak tabii bir evet. şekilde. Arada bir koyuyor zaten onlar galiba. Yani, peki burada bir bankacılık riskinden bahsedildi mi? Sonuçta bunlar konuşulduysa eğer ve kamuda Ege Bey'in de ifade ettiği üzere hani eğer o risk analizi iyi yapılmadıysa sorunlar olabilir diyoruz ya. Ben bir seansa katıldım. Bir evet. seansla bir paper yani netice itibariyle bu dedi. Şey, bir tane ilginç bir şey vardı. Maalesef anlat. Bu programa gelmek için şey yapamadım. Şeyden yani erken çıktın yani. Evet yani ben çıktım yani çünkü biz sabah şeyini yaptık. Galiba bu akşam veya yarın sabah bir şey var. Bu servet vergisi olarak gayrimenkul vergisi üzerinde bir arkadaşımızın bir çalışması var. Ondan sonra arada konuştuk Erdal. O da mesela son derece önemli yani. Orada bir şey geliyor. Yani Türkiye'de maliye politikası açısından ve vergi politikası açısından gayrimenkul vergilerinin çok daha etkili kullanılabilir. Anladığım kadar şeyi yapmış. Yani bu şimdi tabii bilgisayarla çok daha kolaylaştırdı. Çeşitli bölgelerde belediyelerin kullandıkları gayrimenkul değerleriyle sahibinden.com vesaire satış sitelerindeki değerler arasındaki yani raiç bedeller vergi bedelini yani mevcut vergi oranlarından bile raiç bedeli alındığı takdirde belediyelerin müthiş bir gelir artışı yani kamunun vergi kamu diyelim ona yani belediye mi alacak devlet mi alacak onun yani böyle bir şey netice itibariyle vergi şeyinde verginin milli gelir oranında önemli bir artış. Bu çok daha şey de bir vergi. Yani müterakki bir vergi. Çünkü evin değeri arttıkça insanın serveti artıyor demektir. Ev sayısı arttıkça serveti artıyor demektir. O servet arttığına göre gelir de yüksek demektir. Yani fakirden değil de daha çok zenginden alınacak bir vergi. O da çok önemli bir çalışma. Tabii. Burada bir virgül koyalım mı Ege Bey? Çok özür dileyerek. Reklamımız var. Reklama gidelim, gelelim kaldığımız yerden sohbetimize devam edelim. Ekonomik görünüm devam ediyor. Profesör Doktor Asaf Savaş Akat ve Ege Can Sen'le keyifli sohbetimiz de öyle. Biraz önce Asaf Hocam Alper Duman'dı değil mi? Evet. İmzalı bir
gayrimenkul araştırmasına işaret etti. Aslında önemli konu başlıklarından, tartışılabilecek önemli konulardan bir tanesi sizin anlattıklarınız. Var mı Ege Hocam bunlara ekleme yapabileceğiniz bir konu? Hadi madem konuşalım biraz. Şimdi bu konunun çok boyutu var. Yani bahsedilen konu şu. Bir emlak, yani bina vergisi değil mi? Eskiden aydınlatma falan filan deniyordu buna. Yani çöp falan filan denirdi. Tenvirat, tanzifattı bunun adı. Onun adını değiştirmek lazım. Direkt gayrimenkul vergisi koyma. Her çeşit gayrimenkul. Yani. O söylediğinizi anlamayacak çok milyon insan var Türkiye'de artık. Aydınlatma ve temizleme demek. Öyle diyelim, tamam. Şimdi bu bir emlak vergisi diye bir vergi var. Emlak vergisi, evet. Bunun matrağı ne? Sahip olduğun emlakın raiç bedeli. Ama şimdi bunu belediyeler kendileri tespit ediyorlar. Bilgisayar, sen oturup ayrıca şey yapmıyorsun yani. Raiç belediye bunu söylüyor. Senin bu binanın raiç bedeli şudur diyor. Bilgisayardan giriyorsun. Çarpı işte yüzde şu kadar. Şimdi acaba bu belediyelerin tespit ettiği bedelle gerçek raiç bedel arasında ne kadar bir fark var? Şimdi bu arkadaş Alper Bey bakmış ki çok fark var. Şimdi, yani tabii şey yollayacak bana ama galiba 1'e 20 falan. O kadar olmaz öyle. 1'e 2 olsun canım. Bayağı 1'e 20 2'den olmaz, çok yani. Daha fazla. Ama yani son dönemde şeylerin çok şiştiğini, gayrimenkul fiyatlarında evet, onu da hesaba müthiş katmak yükseliş lazım. Olduğunu unutmamak lazım. Peki. Şimdi ne olacak? Raiç bedel girdiği zaman hiç yüzdeyi arttırmaya lüzum yok. %1 diyelim. Direkt artacak zaten. Yani 1 milyondan çarparsan 1000 lira, 10 milyon çarparsan 10.000 lira. Tabii. Onlar gidiyor. Birden bu emlak vergilerini de belediyeler topluyor. Gördüğünüz gibi belediyeler de zaten bütçeye asılıyorlar. Hepsi açık maçık hizmetleri veremiyorlar. Dış borç alıyorlar. Merkezi hükümet de alabilir bir kısmını ama bir an için diyelim ki belediyeler yani. Aldı. Peki. Yani belediyeler müthiş bir gelir kaynağına kavuşuyor. Bugünkü gelirlerinin 1-2 misli bir gelire kavuşuyorlarsa belediye hizmetleri çok rahatlayabilir. Suydu, çöptü, yeşil alanda bilmem neydi gibi. Şimdi ayrıca tabii... Tabii bu düzenlemeyi yapacak olan merkezi yönetim, gelir elde edecek olan yerel yönetim. Önemli değil. Bunu yani vergiler bugün demokraside parlamentolar tarafından kabul edildi. Evet, yani Türkiye'de böyle. Her yerde vergi zaten devlet para yani silah zoruyla para toplayan kurumdur. Yani devletin bir tarifi de budur. Vergini vermezsen canını okur senin. Yani tamam mı? Yani devlet bir vergi toplama zorbasıdır. Bu böyledir. Kimmiş o? Franklin'in midir? Meşhur laftır o. Şeyin meşhur Amerikan kurucularından. Hayatta iki şey kesindir demiş. Bir, ölüm. İki, vergi. İki bu şey hikayesi de oluyor bu da tabii. Yani federal hükümet kuruluyor. Amerika kuruluyor. Evet. Hükümet vergi almasın. Yani federal hükümete vergi toplama hakkı vermeyelim diye bir kanat oluşuyor içeride. Yani devlet kurmuşlar ama devlete vergi toplama hakkı vermeyecekler. Hamilton o zaman diyor, saçmalama yani. Hayatta bir ölüm, bir de vergi. Yani bu vergi toplanırsa çok şey yani bugün bu vergi var ama beyan edilen değerle raiç arasında müthiş fark var. Şimdi bugün birçok insan sırf param ziyan olmasın diye ihtiyacı olmadığı yazlıklar alıyor değil mi mesela? Bir sürü. Senede bir ay, iki ay kullanıyor. Şimdi bunun ciddi bir vergisi olsa onu ödemekte zorlanacak. O zaman onları satışa çıkaracak veya kiralanabilir yerde yapacak. Mesela bugün Türkiye'de diyelim ki konut açığı var. Kaç yazlık var Türkiye'de? Minimum 2 milyon yazlık vardır. Servet daha düşmanı oldu. Gözün vatandaşın yazlığında yani. Hayır ama doğru bir şey söylüyor da. Yani hiç yani vallahi günün sonunda bizde yani. Gayrimenkule yatırım önemli bir şey yani. Öyle değil mi Ege Bey? Yani ya her dursun. Yeni ki enflasyon ortamında millet son birkaç yıldır
boyuna gayrimenkul aldı. Ya altına yatıracaksın ya dövize. Ya altın bile değil. Yani hiçbir hareket etmeyince gayrimenkule yatırdık. Kaldı ki bizde önemli bir şey bu yani. Tabii canım. O yüzden aslında kültürel olarak da işleri biraz karıştıran bir durum olabilir bu sizin öneriniz. Ya işte bir yerden ekonomi de böyledir. Bir yerden oynattın mı her şeyi oynattın. Tabii. Evet. Bu inşaat sektörünü de etki eder. Evet. Aynen. Yani, tabii. İşte bu ticarete, dış ticarete mevzu olan noktaya yatırım değil de millet siteler yapar bilmem ne. Alan memnun, satan memnun. Durduğu yerde değeri artıyor. Yani kötü bir yatırım aslında. Öyle. Neticeyi yani verimsiz. Yani bu, değil mi ekonomi? Ama yani Türkiye'nin gelmiş olduğu noktada öyle ya da böyle bu dolaylı vergilerin vergi hasılatındaki payını düşürmesi evet. ve mutlaka ve mutlaka doğrudan vergilerin evet. payını yükseltmesi gerekiyor. Bunun da bir tek yolu var. Vergi kaçağı dediğimiz yani bir şekilde vergi ödemeyen insanları da şeyin içine koymak, tarifeyi artırarak değil yani. Bunları dahil etmek. Şimdi bu servet vergisi bunun yollarını hatta bunun teşvik içinde demin söylüyordum kullanılabilir. Bunları matrahtan düşürme fırsatı çıkabilir. Böylece kontrol imkanı artar yani gelir vergisi de şey. Ama Türkiye'nin acilen herkesin neyse ödediği bir şekilde uygulanan kaçırmanın sıfır belki sıfır imkansız ama çok cüzi hale geldiği bir vergi sistemine ihtiyacı var. Gelirden ve servetten alınan vergiler. Ortadan gayrimenkul vergisi burada çok önemli bir şey olabilir. Usul olabilir. Katkı koyanlar var da konuya ne diyorlar? Sen bu yazdıkları şey dedi bir vatandaş haklı olarak şimdi bize diyecek ki hükümetin aklına neler sokuyorsun? Bu Alper'in yani kabahati oldu. Alper Duman'ın. ucuz kredi teşvik bilinmeyen Türkiye ekonomisini çok şeyler var. Şimdi hepsini bir okuyup önce size aktarmam evet. lazım. Okuyamıyorum ama katkı koyan herkese teşekkür ederim. İlk fırsatta okuyacağım. Yani bunu... yani katılıyor Bey, herkes tabii sizin söylediğinize yani. Nihayetinde işte geçmişte 1-3 yıl içinde işte %6'dan 9'dan kredi alıp ev, araba veya başka bir şey alanlar. Hani otomobil de öyle oldu bir noktada. Taksitler hani çerez gibi oldu. O da bunu arttırdı. Yani hani böyle mevcut politikalar da bunu destekledi diyor bir izleyicimiz. Tamam, yani konuyu saptırmayalım. Tam konumuz... ne soruyorlar deniz için söyledim. Ben biliyorum. Ben hemen raydan çıkar konu. Hemen raydan evet, çıkar. Tamam, böyle vatandaş hissetti mi? Rüzgarın kendisine geldiğini hemen raydan çıkar. Tamam. Şimdi peki. Burada Alper Hoca'nın dediği şu. Diyor ki emlak vergilerinin matrahları rayiç bedeliyle getirilsin. Müthiş bir gelir kaynağı doğar. Evet, ve hakkaniyetli de. Yani tane 600 dairesi olan insan var değil mi yani? Ya bir tane de olsa var. Hayır ama yani bir de onlar da var yani. Çoksa yani bu şeyde işte rant ekonomisi dediğimiz bu arazi şeylerinde arazi alıyorsun, şey yapıyorsun, kat karşılığı veriyorsun işte 1000 daire yapılıyor, 500 toprak sahibi falan. Yani böyle şeyler de oldu. Şimdi bunlar hiç vergi ödemiyorlar. Büyük bir servet kazanıyorlar ve vergi ödemiyorlar. Şimdi bunların da vergilendirilmesinde son derece etkin bir yol bu. Gayet evet. açık seçik yani. Yani adaletli, müterakki bir hale de getirilebilir. İhtiyacımız olduğu yani ortada. İkinci konuttan sonra vergi oranları yükselir. Dördüncü konuttan sonra biraz daha yükselir mesela filan. Yani niyet olduktan sonra yani son derece etkili hem çok var. Çünkü gayrimenkulün şöyle bir avantajı, kaçırmak mümkün değil. Evet. Saklamanız mümkün değil. Tapusu var, kaçırmanız mümkün orada değil. Orada duruyor zaten tek, yani. Tek şey yapabileceğiniz bedeli düşük göstermek. Mevcut teknolojide de onu bulmak artık çocuk oyuncağı oldu yani herhangi bir... Peki orada. Sen Serden Geçti'den bana bir şey söyleyebilir misin? Aklında kalan. Yani o dönem çünkü böyle bir ilginç dönem. Ayrıca bir zamanda başladı. Devam etti. Yani Serden Geçti, bu burada da konuştuğumuz hikayenin bir devamı olarak bize şeyi özetledi. Kupon bir şey söyle verin. Ha, kupon bir şey söyle, bir sürü şey içinde aklımda kalan mesela şeyin yani şeffaflığın ve kararlılığın yansıtılmasının çok önemli olduğunu düşünüyor. Hmm. Yani
şeyin ekonomik aktörlere kendisinin başlattığı bir şey, onu biz de biliyoruz. Onu da anlattı nitekim Dünya Gazetesi ile beraber Anadolu'nun 3 ayda bir şeye gidilir. Merkez Bankası şubesi ziyaret edilirmiş de gelince şeye onu böyle daha böyle bir kapsamlı hale getirmek ve şeylerle yani yöredeki iş alemiyle toplanmak. Sonra işte dünya Osman Saffet Aralat da devreye girmişti. Hakan da galiba. Allah rahmet eylesin. Osman'ı da analım. Ondan sonra onlar böyle Anadolu'yu, bütün Anadolu'yu gezip orada iş alemiyle buluşup yani oradaki işte ekonomik önde gelenler. Kamuoyu oluşturuyorlar yani. Orada şeyi söyledi. Yani şu intiba gelmeli. Ne söylediğimiz teknik olarak benim dedi. Ne söylediğimi anlaması yani gerekmiyor dedi. Şey değil. Şunu görmesi lazım. Bu adam kararlı bir adam. Ve bu adam sözünü tutacak bir adam. Şimdi demek ki böyleyse bunlar hakikaten ciddi ciddi enflasyon düşürecekler diye inanmaya başlayacak. Dedi bu önemli dedi. Hakikaten bunu yani katılarak söylüyorum. O dönemde yapıldı da iyi yapıldığı takdirde yani şeyde bu fiyat koyucular bunlar çünkü. Ama mesela şeyi etkilemiş olabilir iş alemini. Ama o şeyin o dönemde enflasyon hızla onlara düştü. Kira artışı %20 civarında hep seyrediyordu. Çünkü kira çok daha böyle yaygın bir kütle ev sahipleri yani Türkiye'de şeyler. Onlarla toplantı yapmak çok zor ev sahipleriyle. İçinde emeklisi var, öylesi var, böylesi var filan. Onlar mesela anlamadıkları için onların devam etti. Onların beklentilerini yönetmek daha zor. Şimdi tabii belki ama yani bu beklenti yönetimine güzel bir örnek. Anladım. Evet. Yani böyle bir şey söyledi. Şimdi anlaşıldığı üzere böyle hani yumurtayı dik oturtmak kolay değil. Kafasını kıracaksın mutlaka. Yani yumurtanın kafasını kırmadan yumurtayı dik tutamazsın. Oturtamazsın. O kafasını kırmak da ne oluyor? Acı ilaç oluyor. Kemer sıkma oluyor. Ekonomiyi soğutma oluyor. Yani biz geçen hafta bıraktık ya. Oradan ya, mı devam edeceğiz? Oradan devam edelim. O zaman müsaadenizle bir reklama gidelim. Öyle gir gelince konuşalım. Gir peki onu zaten. Tamam. Bir reklam sonra kaldığımız yerden devam. Efendim ekonomik görünüm devam ediyor. Genç beyefendilerle sohbete daldık. Ve güzel güzel de sohbet ediyorduk. Roman okur muyuz? Ondan sonra film izler miyiz diye. Ege Bey diyor ki okumam. Ne dediniz? Benim yazmam var okumam yok. Yazmam var okumam yok diyor. Bu saatten sonra da uğraşamam diyor. Bunları konuşuyorduk reklam arasında. Ama tabii bıraktığımız yerden devam etmekte fayda var. Evet. Hep uzun konu diyoruz. Zaten arkası yarına döndü. Devam ederiz. Ama şu yazınızdan yola çıkıp geçen hafta da konuştuğumuz, biraz önce de geldiğimiz noktada acı reçete meselesini. Evet. O acı ilaç neyse. Onu içmeden de biz bu işi çözer miyiz tartışmasını. Bir kez daha açalım. Devam edelim daha doğrusu. Şimdi hatta şu biraz önce bu Alper Hoca'nın söylediği emlak vergisi de acı ilaçlardan bir tanesidir. Evet. Yani çünkü o da işte tipik bir acı ilaç. Şimdi geçenlerde şöyle bir oturdum düşünüyorum. Berat Albayrak vardı hani Maliye Bakanı. Evet. Biz o zaman da Asaf'la program yapıyorduk. Zaten 1980'den beri orada burada zaman zaman falan. Son zamanlarda da burada işte. Şimdi bir gün geldi Berat Albayrak dedi ki ben artık dövize bakmıyorum dedi. Şimdi eskiden söylem şuydu. İşte sakın döviz almayın eliniz yanar falan bilmem ne. Çünkü biz dövizi katiyen artmayacaktır. Siz Türk lirasına kalın faiz güzeldir falan diye. Fakat bir türlü de sonunda döviz zapt edemiyor. Biraz duruyor, aradan kafayı çıkartıyor falan. Dövizde kalanın eli bir türlü yanmıyor. Biraz yanar gibi oluyor, sonra bir de. Şimdi bir gün bu dövize bakmıyorum dedi. O sonra dramatik bir şekilde istifa etti ya, başka
Hani 30 bilmem ne falan. Şimdi niçin bunu söyledi? Ne demek istedi? Çünkü insanlar hepimizin bir öğrenmesi var. Bir şey öğreniyoruz. Yani bu epistemoloji hikayesi var ya. Hı. Yani epistemoloji aslında öğrenme bilimi demek. Yani nasıl öğreniyoruz? Gözlemle öğreniyoruz, okuyarak öğreniyoruz, muhakeme ediyoruz, tecrübeyle mantık öğreniyoruz. Kullanıyoruz. İşte gözlem, tecrübe, şunu bunu. O da anladı ki bu döviz açığı konusu sadece cari açık da değil. Çünkü burada aynı zamanda sermaye hareketleri serbestliği olduğu için milletin bu dolara gitme merakı da döviz açığı yaratıyor. Bitcoin alıyor Türk vatandaşı. Neyle alıyor bunu? Dolarla alıyor. Dolarla alıyor. Doları nereden buluyoruz? Borç alıyoruz. Altın alıyoruz. Niye altın alıyoruz? Dolarla alıyoruz. Doları nereden buluyoruz? Borç alıyoruz. Yani konu sadece ithalatla ihracat arasındaki farktan doğmuyor. Sermaye hareketlerinden de döviz talebi doğuyor. Şimdi neticede bunlar dediler ki, biz bu dövizi tutmaktan vazgeçelim. Hatta ona ben bir laf buldum. Yani faizi tut, dövizi sal. Yani, tekerleme böyle. Peki. Hep böyle dövizi tut, faizi sal vardı ya. Şimdi de o uygulanıyor. Yani faizin ipini bırakıyorsun, dövizi kasıyorsun. O zaman da bu. Şimdi geldiğimiz noktada düşünüyorum. Acaba bu tamamen saçma mıydı? Bir yerde saçmaladı. Nerede saçmaladı? İşte nas var falan diyerek enflasyonu düşürmeye hadisesi başlayınca faiz düşürerek oradan patladı hadise. Niye? Çünkü millet bunu döviz artacak diye okudu ve oraya gitti. Fakat burada doğru bir şey var. Doğru olan neydi? Doğru olan şuydu. Türkiye'nin döviz dengesini kurmadan bu enflasyonu toparlamak mümkün değil. Şimdi dönüyor dolaşıyor. Herkes sonunda bu noktaya geliyor ama metodunu koyamıyor ortaya. Ne ama yapacağını uzun bilmiyor. Uzun soluklu bir şey değil mi? Yani bugünden yarına uzun değişecek soluklu, değil. Uzun soluklu, kısa soluklu ama. Ha, çünkü o dövizi tutmak yani için çok para harcadık ama ya. Ona gerek var mıydı? Bir cümle söyleyeceğim sonra. Asaf Hoca yani 20 senedir bunu. 20 senedir bu işi yapıyoruz zaten. O da doğru, uzun soluklu evet. Dedin yani. Bir ara olsaydı iyiydi. Evet, haklısın. Şimdi adam kapıdan çıkarken diyor ki ben Konak sinemasına gideceğim. Hangi taraftan gideyim diyor. O da diyor ki soldan sap git diyor. Fakat adam sağa doğru sapıyor. Dönüyor diyor ki kaç dakikada giderim. Öyle gidersen hiçbir zaman varamazsın. Hmm. Yani eğer istikametin doğru değilse bu yol ne kadar uzun ne kadar kısa o önemli değil. Hmm. Hiçbir zaman varamazsın. Çünkü o istikamette gidiyorsun. Bugün Türkiye döviz açığını kapamayı düşünüyor mu? Hayır, düşünmüyor. Sadece borç almayı düşünüyor. Hı hı. Araplar 5 milyar verecek, bilmem ne 10 milyar verecek. Hep ama bu kaç senedir böyle gidiyor bu hadise. İlk defa işte bu Türkiye'nin ortodoks politikası bu. Borcu borçla çevir, yeni borç al. Halkı üzme, kemeri sıkma, acı ilacı içirme. Ekonomi soğutma. Netice devam eden enflasyon. Burada heterodoks bir politika ihtiyaç vardı. Buyur hocam, sahne senin. İşte bu ortodoks heterodoks lafları girdi mi işler karışacak demektir. Bir kere söyleyeyim sana yani. Karıştı bile. Evet, feci yerde şeyde. Yani şöyle diyelim, bir kere heterodoks tabii bir belki ortodoks olmayan demek lazım. Anortodoks desek daha iyi olur. Olabilir. Çünkü hayır, şundan dolayı izleyeceğim. Bir iktisatta kendilerini heterodoks diyen ekoller de var. Hı hı. Onlar da iyi tanımlanmış. Heterodoks deyince iktisatçının aklına onlar geliyor. Halbuki bizim yani bizim ortodoks olmayan politikalarımız o heterodoksların önerdiği politikalar değil. Hı hı. Ortodoksun yani, karşıtı heterodoks değil normalde iktisatta. Ortodoksun karşıtında saçma sapan bir teori de olabilir. Yani hiçbir heterodoks iktisatçının savunmadığı. Hı hı.
Yani heterodoks iktisatçıların savundukları da belli bir mantık silsilesine tabir caizse tekabül ediyor diyelim. Yani onu şey yapalım. İkincisi bu, ne ortodokstur? Biraz onu da şey yapmak lazım. Yani en azından bir kesimde Türkiye'de bu heterodoks denen kesimde kendilerinden başka herkes ortodokstur diye şey yapılıyor. Aslında baktığımız zaman bu epey de eskiye giden, yani ilk dünyada enflasyonun çıktığı döneme giden, 1970'lere kadar giden bir tartışma var. Bu bugün onu şey yapıyor. O zaman da tartışma Keynesçiler ve monetaristlerdi. Şimdi aslında biraz bu bizim ortodoks dediğimiz, şu anda uygulanan, yani genelde uygulanması savunulan, piyasalarda sık seslendirilen, şu ana kadar da Türkiye'nin uyguladığı düşünülen, ille yani öyle değil ama politikalar, o monetarist kanada daha yakın. Yani öyle bir şeyde. Bu işte faiz hikayesini şey yapan, öne çıkartan, fiilen merkez bankalarına baktığımız zaman bir kere merkez bankalarının hiçbir zaman böyle bu tür fazla doktriner politikalar uygulamadığını görüyoruz. Fiilen gelişmiş ülkelere baktığımız zaman sadece merkez bankalarının değil, genelde yani mesela şimdi şeyde bizim politika kümesinde şu anda enflasyon nasıl düşer diye sorduğunuz zaman hiç kimse fiyat ve gelir politikası, yani fiyatlar dondurulsun, gelirler dondurulsun demiyor. Bunu böyle şey yapılmaz deniyor. E tamam, Amerika bunu yaptı. 1970'lerde enflasyonun şeyine karşı resmen fiyatları dondurdular, gelirleri dondurmaya kalktılar. O yürüdü yürümedi ayrı dava ama yani şey yapıldı, denendi. İşte hiçbir teoride küresel kriz sonrasındaki bu miktar, yani sonsuz para basma yoktu, böyle bir şey. Hiçbir teori söylemiyordu böyle bir şey. Pat diye İngiliz, Amerika Merkez Bankası parayı saldı, teoride var yok diye. Yani fiilen uygulamada, pratikte zaten öyle saf olmuyor, pür olmuyor, hep kirli oluyor. Yani teoride olmayan bir sürü şey uygulanıyor. Nitekim biz de enflasyon hedeflemesi diye yola çıktık filan ama o en iyi enflasyon hedeflemesinin en iyi uygulandığı dönemde baktığınız zaman Merkez Bankası'nın döviz kuruna karşı inanılmaz hassas oldu. Halbuki enflasyon hedeflemesinde döviz kuru diye bir derdin yok. Sadece enflasyona bakıyorsun. Süremizin ama, sonuna geldik. Peki. Arkası yarın oldu. Lütfen kaldığımız yerden devam edelim. Bu heterodoks, ortodoks ve ortodoks olmayan üçlü. Evet. Buradan üçlü devam edelim. Buradan bir dahaki hafta devam edelim. Çok teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık. Hadi bakalım. Sağlık. İyi akşamlar. Efendim, ekonomik görünüm burada sona eriyor. Bir reklam arasına gideceğiz. Reklamlardan sonra küresel piyasalarda yeniden buluşacağız. Birlikte olacağız.